Önceki videolarda arkadaşlar Roma'nın ilk 200 yıllık imparatorluk dönemi hakkında konuşmuştuk. Milattan önce 27'de Augustus'tan başlayarak Marcus Aurelius'a kadar uzanan bu döneme Pax Romana yani Roma Barışı adı veriliyordu değil mi? Roma için istikrarlı huzurlu bir zaman dilimiydi bu. Ama bunların tabi hepsi göreceli yani nereden baktığınıza bağlı olarak değişir. Mesela Roma lejyonlarıyla ile savaşan kavimlerden biriyseniz ya da nüfusun kabaca 1 bölü 4'ü ila 1 bölü 3'ünü oluşturan kölelerin arasındaysanız bu dönemi iyi bir zaman olarak görmeyebilirsiniz. Öyle değil mi? Ancak işler 5 iyi imparatorun sonuncusu olarak görülen Marcus Aurelius'un ölümünden sonra daha da kötüleşiyor. Marcus Aurelius ölünce oğlu Komodus başa geçiyor ve Komodus gittikçe daha az yetenekli olan imparatorların ilkidir. İmparatorluk bu dönemden itibaren giderek yozlaşıyor, istikrarsızlaşıyor ve her şey daha da kötüleşiyor. Milattan sonra 235'te İmparator Severus Alexander suikaste uğradığında durum iyice kötüleşiyor. Bu da imparatorluğu 3. yüzyıl krizi denen 50 yıllık bir krize sokuyor. Ve bu 50 yıl boyunca imparator olmak için 26 kişi hak iddia ediyor. İmparatorluk geçici olarak 3 farklı eyalete ayrılıyor doğuda Sassanilerden gelen saldırılar oluyor. Sassani İmparatorluğu partların halefleri. Germen kavimlerinden, Ren ve Tuna'dan gelen kabilelerden saldırılar oluyor. Bunların hepsi Roma için çok istikrarsız bir döneme yol açıyor. Şimdi 3. yüzyıl krizinin Diokletianus'un yükselişiyle 284 yılında sona erdiği kabul ediliyor. Diokletianus'un güçlü bir imparator olarak görüldüğünü hemen söyleyelim. Kendisi Hristiyanlara zulmeden son imparator olarak da biliniyor. Çünkü Hristiyanlar Roma dinine inanmıyorlardı. İmparatora tanrı olarak ibadet etmiyorlardı. Diokletianus aynı zamanda en çok imparatorluğu bölmesiyle ünlüdür. Kendisi 3. yüzyıl krizinin ana nedenlerinden birinin imparatorluğun çok genişlemesi olduğunu düşünüyordu. Bir imparatorun her şeyi idare etmesi zor olduğundan imparatorluğu idari açıdan doğu ve batıya böldü. Ama kafanız karışmasın, bunlar ayrı imparatorluklar değil. Diokletianus doğuya giderek orayı yönetiyor ve bir de batıdan bir eş imparator olmasına karar veriyor. Eş imparatoru bugünkü eş başkan gibi düşünün. Diokletianus aynı zamanda tetrarşi denilen şeyi de kuruyor. Tetrarşi şu demek, kendisinden ve eş imparatordan başka her birinin yardımcıları da var. Bunlardan herhangi biri ölürse ya da emekli olursa bu yardımcılar görevi devralırdı. Tetraşinin kurulmasının sebebi, 3. yüzyıl krizinin sorunlarından birine, taht savaşına bir çare bulmak içindi. Ki bu aslında sadece 3. yüzyıl krizi döneminde değil, başka zamanlarda da gerçekleşmiş bir sorundur. Hatta Roma, Roma barışı sırasında bile bu çirkin taht savaşlarıyla ünlüdür. Fakat göreceğimiz üzere imparatorluğun doğuya ve batıya bölünmesi idari bir şey olarak başlamış olmasına rağmen zaman içinde gerçek bir bölünme olacak ve bu yönetimler iki farklı imparatorluğa dönüşecekler. Şimdi devam edelim. Diokletianus'un ardından başka önemli bir imparator geliyor. Konstantin. Konstantin pek çok şey gerçekleştiriyor. Bunların belki de en ünlüsü Hristiyanlara zulmeden Diokletianus'un aksine Hristiyanlığı kabul etmesi. Yine bu dönemde İznik Konsili toplanıyor ve buradan çıkan kararlara göre Hristiyanlık için tek bir kilise doktrini oluşuyor. Milano Fermanı ile Hristiyanlık Roma'da yasal hale geliyor. Konstantin'in yaptıklarından en bilineni ölüm döşeğinde vaftiz olmasıdır. Böylece ilk Hristiyan Roma İmparatoru Konstantin oluyor. Ayrıca tüm imparatorluğun başkentini resmi olarak o zaman Bizantiyon olarak bilinen ancak sonradan kendi adını verdiği Konstantinopolis'e yani İstanbul'a taşıyor. Henüz hala birleşik tek bir imparatorluktan söz ediyoruz. Hatta eş imparatorla birlikte görev alan Diokletianus'un bile batıyı yöneten imparatora karşı veto hakkı vardı. Ama 4. yüzyıla özellikle de 5. yüzyıla doğru ilerledikçe imparatorluğun gitgide parçalara ayrıldığını ve etkisini kaybettiğini, gerçekten parçalandığını göreceğiz. Bu parçalanmanın en önemli etkenlerinden biri 4. ve 5. yüzyıllarda Hunların Orta Asya'dan çıkıp Kuzey Avrupa'ya üzerinden buraya gelmeleri. Hunlar göçebe bir topluluk ve gittikleri yerleri fethetmeye çalışıyorlar ve bazı Germen kavimlerini Rem ve Tuna'nın karşı tarafına itiyorlar. Bu Germen kavimlerinin çoğu tarih boyunca Romalılarla savaşmasına rağmen Roma imparatorluğuna sığınma talebinde bulunuyor ve oraya sığınıyorlar. Ancak Roma'ya sığındıktan sonra çok kötü muamele görüyorlar ve bu durum had safhaya ulaştığında 4. yüzyılın son çeyreğinde Got savaşları çıkıyor. Got savaşları Edirne'de yani eski adıyla Adrianopolis'te İmparator Hadrianus'un adını verdiği bu şehirde kesin olarak sonuçlanıyor. Bu arada got deyince Germen kabilelerinden bahsediyoruz ve özellikle burada da görebileceğiniz gibi bu Vizigotlar yani Batı Gotları var. Bunlar Doğu Roma İmparatoru Valens idaresindeki Romalıları kesin olarak yeniyorlar. Valens Adrianopolis'te öldürülüyor ve Vizigotlar burada Roma İmparatorluğunda kalmaya devam ediyorlar. 410 yılında Roma'yı yağmalıyorlar ve sonunda İber Yarımadası'na ve Güney Galya'ya yerleşiyorlar. Adrianopolis Savaşı'ndan sonra bir başka önemli imparator olan Theodosius geliyor. Theodosius. Diokletianus dediğimiz gibi Hristiyanlara zulmediyordu. Konstantin Hristiyanlığı benimseyip Hristiyan olmuştu ve Hristiyanlığın yasal olduğunu ilan etmişti. Şimdi Theodosius ise 5. yüzyıla girmek üzereyken Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini yapıyor. Yani kabaca yüzyıl içinde Roma İmparatorluğu Hristiyanlara zulmetmekten Hristiyanlığı resmi din ilan etmeye kadar bir süreç geçiriyor. Ama tabi zulümler bitmez ve Roma'da şimdi tam tersini yaparak Hristiyanlık öncesi dinlere inanan ve ritüellere katılan insanlara zulmetmeye başlıyor bu sefer. Evet, 5. yüzyıla girerken yaşanan bir diğer şey Batı Roma İmparatorluğu'nun başkentinin Roma'dan Ravenna'ya taşınması. İmparator tüm bu Germen kabilelerini tehdit olarak görüyor ve Ravenna'nın savunması daha kolay olduğu için oraya taşınıyor. Çünkü Ravenna bataklık bir alanla çevrili. Theodosius hakkında dikkate değer bir başka şey de şu. Theodosius, Roma İmparatorluğu'nun son yüzyılına girdiğimizde Roma'nın tamamını yöneten en son Roma İmparatoru oldu. Ondan sonra Doğu ve Batı esas itibariyle bağımsız olarak yönetilecek, hatta ayrı imparatorluklar olacaklar. Vizigotların Roma'yı yağmaladığından bahsetmiştik. Daha sonra 455'te benzer şekilde Hunların yerinden ettiği bir başka Germen kavmi olan Vandallar geliyor. Onları mavi renkte görüyorsunuz burada. Vandallar İber Yarımadası'ndan Kuzey Afrika'ya iniyorlar. Sonunda Kartaca'ya ulaşıyorlar ve bir deniz kuvveti haline geliyorlar. 455'te onlar da Roma'yı yağmalıyorlar. Dolayısıyla Roma birkaç kez darbe almış oluyor ve nihayet çoğu tarihçinin Roma İmparatorluğu'nun sonu olarak gördüğü Batı Roma İmparatorluğu'nun sonu Germen hükümdarı General Odoacer'in Ravenna'da imparatoru indirmesiyle gelmiş oluyor. Buraya Roma İmparatorluğu yazalım. Evet, Odoacer ya da Odoacer Batı Roma İmparatorluğu'nu resmen sona erdirmiş oluyor. Ve bundan sonra Batı İmparatorluğu gittikçe farklı krallıklara parçalanıyor ve bunlar da Germen kralları tarafından yönetiliyor. Böylece Orta Çağ'a giriyoruz. Şimdi tarihçilerin hep sorduğu ve kolayca cevap alamadığı soru şu. Neden bunların hepsi gerçekleşti? Roma İmparatorluğu neden çöktü? Bunlardan bahsetmeden önce tarihçilerin hakkını teslim etmeliyiz çünkü bu çok zor bir iş. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden bahsettiğimiz bu videoda bile 300 yıllık bir tarih anlatıyoruz. Hatta Odoacer Ravenna'yı ele geçirene ve imparatoru indirene dek Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlarsak bin yıllık bir tarihi konuşmak gerek. Çoğu medeniyet ya da imparatorluk bin yıl sürmedi bile. O yüzden bir yere kadar aslında Roma'nın bu kadar uzun süre ayakta kalması şaşırtıcı. Ama çöküşün sebeplerine gelirsek bu videoda bunun sebeplerinden birkaçı hakkında konuştuk. İmparatorluk bölünmüştü, Doğu ve Batı birbirlerini aynı imparatorluğun bir parçası olarak görmeyi bırakmıştı. Ticaret bazen kesintiye uğruyordu. Askeri olarak farklı bölgeler birbirini desteklemediler. Doğu İmparatorluğu genel olarak güçlüydü. Bu nedenle istilacı kavimler batıdaki zayıf noktaya odaklandılar. Bazı tarihçiler Roma İmparatorluğu'nun genişlemesinin durduğunu ama aslında ekonomiyi gerçekten ayakta tutmak için, daha fazla toprak ve köle elde etmeye devam etmek için bu genişlemenin lazım geldiğini söylüyorlar. Bir başka önemli etken de muhtemelen 4. ve 5. yüzyıllarda Hunların bu büyük göçe neden olmaları. Germen kavimlerinin Hunlar sebebiyle Reni ve Tuna'yı geçmesi ve bunun sonucu olarak da ya Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olarak oraya yerleşmeleri ya da Roma İmparatorluğu'nu tehdit etmeleri. Başka bir teoriye göre Germen kabileleri Roma'ya yerleştikçe aslında Roma ordusunun bir parçası haline geldiler ve bazı askerler resmi olarak ordunun bir parçası olurken bazıları paralı askerlerdi. Tabii paralı askerlerin Roma'ya olan bağlılıklarının güçlü olmadığını tahmin edersiniz. Bazıları da çöküşün sebebinin Hristiyanlığın kabulü olabileceğini söylüyor. Yani geleneksel törenler, ritüeller yapılsaydı ve insanlar imparatora tapınmaya devam etseydi imparatorluk devam edebilirdi. Ama bir imparatora tapınmanın Hristiyanlıkta yeri yoktu. Yine birçok kişi imparatorluğun sona ermesinin nedeninin yozlaşma ve istikrarsızlık olduğunu düşünüyor ve bunun hakkında da biraz konuştuk sadece Germen kabileleri ve Hunlar değil aynı zamanda doğudaki Sasani'lerin de istilaları imparatorluğun sona ermesine etken olabilir. Şimdi videoyu bitiriyoruz ama şunu düşünmenizi istiyorum. Roma İmparatorluğu'nun bu kadar uzun süre ayakta kalmasını sağlayan neydi ve imparatorluk neden çöktü?